Şunu bil ki, halka bir adım atsan, haktan uzak kalırsın. Sen hakkı aradığını söylüyorsun. Halbuki halkı arıyorsun. Ben Mekke'ye gidiyorum deyip Horasan yolunu tutana benziyorsun. Tabii Horasan'a yakın oldukça Mekke'den uzak kalırsın. Şimdi, iş yapanlarda, dünyada iş yapanlarda iki niyet vardır. Bir, halkın sevgisini kazanmak. Halkın yakınlığını, muhabbetini, ilgisini kazanmak, şöhretini arttırmak, gelirini arttırmak. Bu Allah'ın istemediği bir şey. İmam bizi bundan sakındırıyor. İki, sadece Allah'ın rızasını kazanmak. Kardeşler, Allah'ın rızasını kazanmak için bu işi yapan, insanlara hakka, hakikate teşvik eden insanlar, halkın sevgisi zaten onların peşinde olur. Dünyada en çok sevilen insanlar en büyük İslam alimleridir. En büyük velilerdir. En çok bunların etrafında kalabalıklar vardır. Ve kalabalıkları gitgide artar. Niyetlerine bakın. Benim tek niyetim Allah rızası derler. Tek gayem, amacım budur derler. Ve kalabalıklar, etrafındaki insanlar pervane dönerler. Ben bu insana nasıl destek olabilirim, nasıl yardımcı olabilirim? İnsanların yanlıştan kurtulup doğruya gidebilmesi adına ne yapabilirim? Herkes bunun peşine gider. Dolayısıyla niyetinizi kontrol ederiz. İnsanların sevgisi için mi İslam'a hizmet ediyorsunuz, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz? Yoksa Allah'ın rızası için mi? Herkes niyet kontrolü yapsın. İç aleminin temiz olduğunu söylüyorsun fakat onlardan hem korkuyor hem de bir şeyler bekliyorsun. Halktan korkuyorsun. Ya şu fetvayı verirsem halk beni sevmez. Videolarımı izlemesi azalabilir. Şu fetvayı verirsem sohbetime gelen insanlar var şimdi bana bakışları değişebilir. Zekat yardımlarını kesebilirler. İnsanlardan korkuyorsun. Sen demek ki Allah için yapmıyorsun bu işi. Riyakarlığın var. Sen sahtekarsın. Fetvayı düzgün olarak vereceksin. Kitabın ortasından konuşacaksın. İster gelsin, ister gelmesin. İster destek versin, ister vermesin. Hani senin destekçin Allah'tı? Dürüst ol. Eğer gerçekten destekçin Allah'sa, buna gerçekten inanıyorsa insanlardan korkmazsın. İnsanların senin hakkındaki kanaatinden korkmazsın. Musa Aleyhisselam'a bakın. Hayatında iniş çıkışları olan insanlar. Çok yüksekteydim, düştüm. Çok kuvvetli bir mali durumum vardı, dibe indim, dibi gördüm. Ne olacak ya diyenler. Kardeşler, Musa Aleyhisselam'ın hayatı bizim için bir örnektir. O kişi bir peygamberdir. Övgüler ve selam üstüne olsun. Sarayda büyüyor. Firavun'un, dünyanın o dönemdeki en büyük adamının, tek adam. Firavun'un üvey evladı. Karısı Asiye annemiz onu evlat edinmiş, sarayda bakıyor. Biz prens, sarayda bir prens Musa Aleyhisselam. Herkese emirler veren bir adam. Sonra bir kaza oluyor, birini kazayla öldürüyor. Prenslikten düşüyor dibe. 10 yıl boyunca çobanlık yapıyor. Prensken çobanlığa düşüyor. Sonra Allah'ın seçtiği kul oluyor. Sözünde durduğu için ve 8 yılı 10 yılda tamamladığı için, Şuayb Aleyhisselam'a hizmet ettiği için, sen Allah'ın dostlarına hizmet edersen, Allah sana hizmet ettirir. Yüz binleri, milyonları. Çünkü dostların gayesi ne? Dostların gayesi zaten Allah'a hizmet etmek. Şuayb Aleyhisselam'a 10 sene hizmet yaptı, Allah ona peygamberlik verdi. Ve prenslikten çobanlığa düşen Musa Aleyhisselam, çobanlıktan çıktı, prenslikten, krallıktan da üstüne seçilmiş kişi. Rasul, bir peygamber. Ve daha önemlisi kitap verilmiş bir peygamber. Allah ona Tevrat'ı verdi. Hayatında iniş çıkışlar var mı? Musa Aleyhisselam kadar iniş çıkış olamaz. Herkesin hayatında iniş çıkışlar olur. Musa peygamber kadar olamaz. Yusuf Aleyhisselam kadar olamaz. Yusuf Aleyhisselam Allah nereden aldı çıkarttı? Kuyudan köleliğe. Bak şimdi kuyudan köleliğe çıktığın zaman sevinir misin, üzülür müsün? Devamlı emir alan bir adam. Bir peygamberin oğluyken, en sevdiği evladıyken devamlı emir alan bir adam. Köle oldu. Sonra Allah onu kölelikten öyle bir ilim, öyle bir basiret verdi ki kölelikten çıkarttı vezirliğe. Mısır'ın ikinci adamı oldu. O vezir yüzünden, o vezir sebebiyle putlara tapan, 100 tane putu olan Mısır bütün putları terk etti ve tevhide iman etti. Müslüman oldu.